Tonguç 10. sınıf kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde konumuz mıknatıs ve manyetik alan. Biliyorsunuz ki elektrik ve manyetizma ünitesindeyiz ve elektrik ve manyetizma ünitesinin son konu başlığıdır mıknatıs ve manyetik alan. Artık mıknatıs ve manyetik alan konu başlığıyla elektrik ve manyetizma ünitemizi sonlandırmış olacağız. Bakalım bugün dersimizde hangi alt başlıkları inceleyeceğiz? Hangi konuları göreceğiz? Onlardan bahsedelim. Mıknatıs ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Manyetik alan ve çizgilerini öğreneceğiz. Ardından günlük hayatımızda da kullandığımız, yön bulmak için kullandığımız pusuladan bahsedeceğim. Akım ve manyetik alan elektromıknatıslar ve ardından dünyanın manyetik alanı ve sonuçlarıyla birlikte elektrik ve manyetizma ünitesini tamamlamış olacağız. Tabii ki de dersimize başlamadan önce hemen ödevlendirmenizi yapmak istiyorum. Çünkü ödevlerimizi yaptığımızda konularımıza daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Sıfırdan ona fizik kitabımızdan sayfa 48 ve 67 arasındaki soruları çözmeyi unutmayalım gençler. Sıfırdan ona fizik kitabımızda bakalım. Burada birbirinden güzel sorular bizi bekliyor ünitemizle ilgili bakın sol tarafta anahtar kelimelerin olduğu kısa bir konu anlatımı var sağ tarafta ise süzgeç kısmı ile birlikte konuyu tamamen hakim hale gelmiş oluyoruz. Bu kitabı bitirdikten sonra hemen Dinamo kitabımıza geçiyoruz. Dinamo kitabımızdan ise sayfa 44 ve 66 arasındaki soruları çözmeyi unutmayalım. Ödevlerimizi yaptığımızda daha güçlü hale geleceğiz. Konuyu tamamen pekiştirmiş olacağız. Ödevlerimizi yapmayı ihmal etmeyelim. Artık hazırsanız dersimize başlayabiliriz. Mıknatıs ve manyetik alan demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere biz mıknatıs diyoruz. Mıknatıslar demir, nikel, kobalt gibi cisimleri kendilerine doğru çekerler. Mıknatısın mıknatıslık özelliğini en çok gösterdiği yere mıknatısın kutupları denir. Bakın burada dört tane farklı mıknatıs görüyoruz biz. Mıknatısı günlük hayatımızda farklı farklı şekillerde görebiliriz. Buradaki mıknatıslara baktığımızda N ve S diye adlandırılan bölgeler var. Bu bölgeler mıknatısın kutuplarıdır. Kutupları da bir mıknatısın mıknatıslık özelliğini yani bu demir, nikel, kobalt gibi cisimleri çekme özelliğini en çok gösterdiği yerdir. Bu yüzden bu kutuplar N ve S şeklinde bakın burada belirgin olarak gösterilmiştir. Mıknatısın N ve S olmak üzere iki tane kutbu vardır. Tek kutuplu mıknatıs asla ve asla olmaz. Bakın mıknatısın şekli ne olursa olsun ya da bir mıknatısı ne kadar Parçalarsak parçalayalım. Ne kadar bölersek bölelim. Tek kutuplu mıknatıs olmaz. Mıknatısların mutlaka N ve S olmak üzere iki tane kutbunun bulunması gerekiyor. Şimdi manyetik alan çizgilerine bakalım. Manyetik alan çizgileri nedir? Önce ondan bahsedelim. Bakın burada bir mıknatıs var. Bu mıknatısın etrafına demir tozları döküldüğünde burada gördüğünüz gibi şekiller aldığını göreceksiniz. Bunu belki okulda öğretmeninizle yapmışsınızdır ya da ortaokulda bir fen dersinde bunun deneyi yapmışsınızdır. Demir tozları dökülür. Daha sonrasında oraya bir mıknatıs koyulur. Mıknatıs konulduğunda demir tozları bakın buradaki görüntüyü alırlar. Demir tozları düzenli bir hale geçerler. Bu demir tozlarının düzenli hale geçmesinde etkili olan şey buradaki mıknatısın manyetik alanıdır. Manyetik alan çizgileri kapalı eğrilerdir ve asla ve asla bunlar birbirlerini kesmezler. Manyetik alan çizgileri N'den dışarıya doğru, S'den de içeriye doğrudur. S'nin içerisine girecek şekildedir. Yani bakın şuradaki bir çubuk mıknatısa baktığımızda bunun manyetik alan çizgilerini çizelim dendiğinde şöyle yapacaksın. N'den dışarıya doğru çıkan çizgiler çizeceksin. Çünkü her zaman manyetik alan çizgileri N'den dışarıya doğrudur. S'nin ise içerisine doğru girecek şekilde manyetik alan çizgileri çizilir. Bakın bunlara dikkat edin. Şurada öğrendiğimiz çok kısa bir bilgiden bile karşımıza bir soru çıkarabilir. Bedavadan bir soru yapmış oluruz. Hemen bakalım şimdi. Manyetik alan B harfiyle gösterilir ve vektörel bir büyüklük olduğu için üzerinde de ok işaretini mutlaka çizmeyi unutmuyoruz. Sağ tarafımızda bir mıknatıs daha var. Hemen pratik olsun diye yine manyetik alan çizgilerini ben N'den dışarıya doğru, S'nin ise içerisine doğru girecek şekilde buradaki manyetik alan çizgilerini gösteriyorum. Hemen öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Aşağıdaki görseldeki mıknatısların manyetik alan çizgilerini çizin diyor bize. Biraz önce ne öğrenmiştik biz? Manyetik alan çizgileri her zaman N'den dışarıya doğrudur. S'nin ise içerisine girecek şekildedir. Yani bakın burada manyetik alan çizgilerimizi çizerken ne yapıyoruz? N'den dışarıya doğru manyetik alan çizgilerimizi çiziyoruz. Sol tarafındaki mıknatıs için S ne yapacağız? Yani sol tarafındaki kutbu içinde S'nin içerisine doğru bakın burada girecek şekilde bizim manyetik alan çizgilerimizi göstermemiz gerekir. Tekrardan sağ tarafındaki mıknatısa bakalım. Bir S kutbunu görüyoruz. S kutbundan içeriye girecek şekilde bizim manyetik alan çizgilerimiz. Sağ tarafındaki kutup N kutbu. Burada N kutbundan ne, nedir? Her zaman dışarıya doğru çıkacak şekilde manyetik alan çizgileri gösterilir. Hemen şekil 2'ye bakıyoruz. Şekil 2'ye baktığımızda ise yine mıknatıslarımızla ilgili olarak yani verilmiş bize kutupları. Kutuplarına bakarak burada manyetik alan çizgilerini belirleyeceğiz. S'den içeriye doğru girecek şekilde, daha sonrasında N'den ise dışarıya doğru çıkacak şekilde manyetik alan çizgileri gösterilir. Hemen sağ tarafındaki mıknatısa bakalım. Burada da yine N'den dışarıya doğru olacak. S'nin ise içerisine doğru girecek şekilde manyetik alan çizgileri çizilir. Hemen altındaki son görsele bakıyoruz artık. Yine aynı kural iyice pekiştirelim, iyice öğrenelim. Farklı farklı mıknatıslarda bakın bunları böyle N'den dışarıya, S'den böyle içeriye doğru girecek şekilde gösterelim. İyice elimiz alışsın. Burada da yine bir S kutbu görüyorum. S'den içeriye doğru girecek şekilde manyetik alan çizgilerini gösterdik. N'den ise nedir? Dışarıya doğru çıkacak şekilde manyetik alan çizgilerinin çizilmesi gerekir. Bakın burada Mıknatısların birbirine bakan kutuplarında manyetik alan çizgileri asla ve asla bunlar birbirini kesmezler, birbirinin içerisinden geçmezler. Şimdi sağ taraftaki örnekte ise bize diyor ki aşağıdaki görselde parçalara ayrılmış mıknatısın kutuplarını belirleyin diyor. Biraz önce de söylemiştik zaten asla ve asla tek kutuplu mıknatıs olmaz. Yani bir mıknatısı ne kadar bölersen böl, ne kadar parçalarsan parçala tek kutuplu mıknatıs göremezsin. Yani burada bakın biz tam kırmızı ve mavi ayıran yerden mıknatısımızı kestiğimizde hocam sol taraf N kutbu olur, sağ taraftaki parça ise S kutbu olur. Hayır böyle bir şey yok. Sol taraftaki ve sağ taraftaki parça hemen kendi içerisinde kutuplanarak N ve S kutuplarını oluşturur. Buna çok çok dikkat ediyoruz. Mesela bakın burada bizim çubuk mıknatısımız ortadan ikiye kesilmiş. Sol tarafa bir parçası, sağ tarafa ise bir parçası koyuluyor. Burada hemen mıknatısın N ve S kutuplarını göstereceğiz. Bu N ve S kutupları orijinalinin aynısı olur. Yani orijinalinde sol tarafta N sağ tarafta S görüyorsun değil mi? Buradaki parçaların her birinde de en ufak bir parça bile olsa sol taraf N, sağ taraf S olacak şekilde bu mıknatıslarımız kutuplanır. Bakın biz bu böldüğümüz parçaları da tekrar kendi içerisinde bölüyoruz. Yani ne kadar bölersen böl tek kutuplu mıknatıs elde edemezsin. Orijinaline sadık kalır. Orijinalinde sol taraf N sağ taraf S idi. O yüzden oluşan parçaların her birinde de sol taraf N sağ taraf S olacak şekilde mıknatıs kutuplanacaktır. Tek kutuplu mıknatıs asla ve asla olmaz. Karşımıza bir soru geliyor. Hemen bakalım bakalım bize soruda ne soruyormuş? Karşımıza mıknatıs ve manyetik alanla ilgili çıkabilecek en önemli soru çeşitlerinden bir tanesi. Yani bu soru çeşidi olmadan olmaz. Mutlaka sizin de soru bankalarınızda, testlerde, ödevlerde, öğretmeninizin yapacağı sınavlarda mutlaka bu tarz bir soru göreceksiniz. Mıknatıslar arasında manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir diyor. Bak bana bir tane kopya vermiş. Şuradaki mıknatısa baktığım zaman ne görüyorum ben? Manyetik alan çizgilerin içeriye doğru girdiğini girdiğini görüyorum. Manyetik alan çizgileri içeriye doğru giriyorsa biz buna ne diyorduk? S diyorduk öyle değil mi? İki numaraya baktığımda ise manyetik alan çizgileri bu noktadan dışarıya çıkıyor. O zaman buraya ne demem lazım? N demem lazım. Zaten bu ikisini yaptıktan sonra artık sorumuz bitiyor. Tek kutuplu mıknatıs olmaz arkadaşlar. Buradaki çubuk mıknatısa baktığımızda sağ tarafa S diyorsak sol tarafa mecbur ne diyeceğiz? diyeceğiz. Burada da sol tarafa n sağ tarafa mecburen s Şimdi buraya gelelim bakalım. Şimdi buraya baktığımızda neyi görüyoruz biz? Herhangi bir şekilde ok verilmemiş bize. Yani bu çizgiler bu noktadan dışarıya doğru mu çıkıyor? Yoksa bu çizgiler bu noktadan içeriye doğru mu giriyor? Bunlara dikkat edelim. Bunları mutlaka iyi bir şekilde ayırt etmemiz gerekiyor. Şu anda bize ok gösterilmediği için sanki böyle biraz problem yaşayacağız gibi oldu. Ancak hiçbir problem yok. Bakın, manyetik alan çizgileri bu şekilde birbirini büküyorsa mutlaka buradaki birbirine bakan kutupların aynı cins olması gerekir. Birbirine bakan kutupların aynı cins olabilmesi için de buraya benim S demem gerekir. 3 numaralı durumda ise ne olacaktır? Mecburen buraya en kutbu kalıyor. Yani manyetik alan çizgileri bakın burada olduğu gibi birbirlerini bu şekilde büküyorlarsa mutlaka ve mutlaka bunlar Aynı kutuplardır. Hemen geçelim bir sonraki konu başlığımıza pusula orta noktası etrafında serbestçe dönebilen mıknatıstan yapılmış bir iğneye sahip olan ve yön bulma amaçlı bir araçtır. Manyetik alan içerisine bırakılan bir pusula iğnesi manyetik alan yönünde dengede kalır. Çünkü bu pusulanın içerisinde bir mıknatıs var. Bu yüzden manyetik alan yönünde dengede kalması çok çok normaldir gençler. Hemen karşımıza bir soru çıkıyor. Sorumuzu inceleyelim. Sol tarafta bir çubuk mıknatısım var. Aşağı tarafta yine bir çubuk mıknatısım var. Bakalım bize verdiği bilgileri bir konuşalım. O noktasına pusula konulursa iğnesinin denge durumu nasıl olur diyor. Şimdi bu tarz sorularda şöyle yapıyoruz gençler. Karşımıza işte iki tane mıknatıs verilmiş. Pusulayı diyor o noktasına koyarsak ne yapacağız? Hemen o noktasına biz birim kutbu koyuyoruz. Birim kutuptan kastım yani bak burada diyelim ki N kutbu olsun. Buraya biz N kutbunu yerleştirdik. Öyle değil mi? Şimdi bakıyorum ben N N bunlar ne yapacaktır? Birbirlerini itecekler. Öyle değil mi? O yüzden şöyle sağ tarafa doğru bizim N kutbumuz itildi. Daha sonra altta da bir mıknatısı var. Bunun da bir etkisi olacak. Yukarıdaki N kutbunu aşağıdaki ne yapar? Kendisine doğru çeker. Yani N kutbunu bakın şöyle bir de aşağı tarafa doğru çekmiş olduk. Şimdi bizi bir sağ tarafa doğru iten kuvvet var, bir de aşağı tarafa doğru çeken kuvvet var. Bizim mıknatısımız nasıl duracaktır? Tabii ki de bu iki kuvvetin tam ortasından bakın şöyle şu şekilde gösteriyoruz. Bizim buraya koyduğumuz pusula bu şekilde dengede kalır. Anlaşıldı mı? Yani N kutbu burada, S kutbu burada olacak şekilde dengede kalır. Oldukça basit. Hangi noktada pusula varsa oraya hemen birim kutbu yani N'yi koyuyoruz. N'yi koyduktan sonra bakıyorsun N, N sağ tarafa doğru iter ne ise aşağı tarafa doğru çeker. İki tane kuvvet var. Bunların tam ortasında ne olacaktır? Bizim pusulamız dengede kalacaktır. Ve oluşan görüntü şu şekilde olur. Artık hani bu N'nin üzerine şöyle çarpı atalım kafamızı karıştırmasın. Biz burada ne yaptık? Bu N'yi yalnızca yön bulmak için kullandık. Artık bizim mıknatısımızın N kutbu burada S kutbu da bu noktada olacak şekilde ne yapacaktır? Dengede kalacaktır. Şimdi hemen geçelim B şıkkına. B de bize diyor ki O noktasına bir demir bilye konulursa ne olur diyor. Bunu da ben mavi renkle göstermek istiyorum. Şöyle bir karışıklık olmasın. Bakın biz O noktasına ne yaptık? Bir demir bilye koyduk. Mıknatıs ne yapardı? Demir, nikel, kobalt gibi cisimleri kendisine doğru çeker. Mıknatısın hangi kutbu olursa olsun karşısında demir, nikel, kobalt gibi bir cisim görüyorsa mutlaka bunu kendine doğru çekecektir. O noktasına bir demir koyduğumuzda buradaki N ne yapacak? Kendisine doğru çekecek. O yüzden böyle sol tarafa doğru bir kuvvet gösterdim. O noktasına bir demir koydum. S ne yapacak? Kendisine doğru çekecek. O yüzden aşağı tarafa doğru çekildi. Demir bilyeye ne olur diyor? Demir bilye bakın bu iki tane kuvvetin tam ortasından şöyle şu şekilde hareket edecek şekilde ne yapacaktır? gösterilecektir. Yani buradaki gösterimiz böyle sol çapraz aşağı tarafa doğru olacaktır. Bakın mavi ile gösterdiğimiz demir bilyenin hareketi. Yeşil ile gösterdiğim ise pusulanın denge durumudur. Bunu da bitirmiş olduk. Şimdi hemen geçelim. Mıknatısların etkileşimlerinden bahsediyor. Mıknatısların etkileşimleri oldukça basit. Bizim ilkokuldan ortaokuldan beri bildiğimiz bir kavram aslında. Buraya baktığımızda mıknatıslarla ilgili neyi söyleyebiliriz biz? Aynı kutuplar birbirlerini iterler, zıt kutuplar ise birbirlerini çekerler. Bu yüzden ilk mıknatısıma baktığımızda ne olacaktır? Bu adamlar birbirlerini çekecekler. Yani bakın şöyle göstermek istiyorum. Birbirlerini çekecekler. Bu şekilde gösterelim. İkinci mıknatıslığımıza baktığımızda ise burada ne olduğunu görüyoruz biz. N ve S yine aynı şekilde zıt kutuplar olduğu için birbirlerini çekeceklerdir. Son mıknatısımıza baktığımızda ise S, S aynı kutuplar. Bu adamlar birbirlerini iterler. O yüzden ittiklerini gösterebilmek için de okları bu şekilde belirliyorum. Bakın biz burada Birincisinde, ikincisinde ve üçüncüsünde ne dedik? İter dedik, çeker dedik. İtmek ve çekmek nedir? Kuvvet uygulamaktır. Öyle değil mi? Yani burada mıknatıslar aynı kutuplar birbirine baktığı zaman itme kuvveti uyguluyor. Zıt kutuplar birbirine baktığı zaman ise çekme kuvveti uyguluyor. Yani burada bir manyetik kuvvetten bahsediyoruz. Bu manyetik kuvvetin değerini arttırmak için neler yapabiliriz ona bakalım öncelikle. Yani bakın buradaki çekme kuvvetinin veya buradaki itme kuvvetinin daha kuvvetli, daha sert bir şekilde olmasını istiyorsak neler yapabiliriz? Bulundukları ortamın manyetik geçirgenliği ile manyetik kuvvet doğru orantılıdır. Yani manyetik geçirgenlik fazla olursa bu itme itme ya da çekme kuvveti daha fazla olacaktır. Kutupların şiddeti ile yine doğru orantılıdır. Kutupların şiddeti burada artarsa itme ve çekme kuvveti de aynı şekilde artar. Aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Aralarındaki uzaklık ne kadar düşükse yani bu mıknatıslar birbirlerine ne kadar yakınlarsa ne olacaktır? Manyetik kuvvet yani itme ve çekme kuvveti o kadar etkili olacak o kadar fazla olacaktır. Mıknatıslar arasındaki etkileşim bu kadar basit. Akım ve manyetik alana bakalım şimdi. Elektrik akımı ve manyetik alan arasında bir orantı vardır. Doğru orantı vardır. Şimdi buradaki şekle baktığımızda biz ne anlıyoruz? Burada bakın yukarı ve aşağı yönde olabilir diye yukarı yönde akım, aşağı yönde akım şeklinde gösterilmiş. Ancak tabii ki biz ne yapacağız bunlardan bir tanesini seçeceğiz. Yani bu çubuk üzerinde akım yukarıya da akabilir veya pilin kutuplarını değiştirirsek ne olacaktır? Akım burada aşağı tarafa doğru da akabilir. O yüzden karışıklık olmasın diye bak ben bunu iptal ediyorum. Bizim burada akımımız nedir? Yukarıya doğru olacaktır öyle değil mi? Şu anda üzerinden akım geçen bir düstel var. Üzerinden akım geçen bir düstel etrafında manyetik alan oluşturur. Bunun da hikayesini anlatmak istiyorum size. Bir e, ...deney sonucunda bulunmuştur ve tamamen tesadüfen bulunmuştur. Yani aslında yapılan deney akım ve manyetik arasındaki ilişkiyi açıklamak değildir. Yapılan deneyde bilim insanının elinde bir düstel var. Bu düstelin üzerinden akım geçiriyor. Akımın değerini sürekli olarak arttırıp azaltıyor. Ve o esnada masanın üzerinde de pusulalar var. Bu düstelin üzerinden akım geçtikçe ya da akımın değeri arttıkça pusulaların bir anda böyle hareketlenmeye başlandığı fark ediliyor. Daha sonrasında bilim insanları düşünüyorlar. Ya pusulalar niye hareket eder? Manyetik alan olursa hareket eder. Öyle değil mi? Demek ki bu düz telin üzerinden de akım geçtiğinde pusulaları hareketlendirebiliyorsa demek ki bu düz telin etrafında bir manyetik alan oluşuyor bilgisine ulaşıyorlar. Yani biz burada akım ve manyetik alan arasındaki ilişkiyi görmüş oluyoruz. Bir telin üzerinden iyi kadar akım geçtiğinde etrafında bir manyetik alan oluşur. Hemen bakalım buraya. Üzerinden akım geçen bir telin etrafında tabii ki de manyetik alan oluşur. Manyetik alanın büyüklüğü uzaklıkla ters, akımla doğru orantılıdır. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bu telin üzerinden ne kadar fazla akım geçerse etrafında oluşan manyetik alan da o kadar fazla olacaktır. Ve biz bu telin etrafında bir şöyle bir noktadaki manyetik alanı merak ediyoruz, değil mi? Biz tele ne kadar yakın olursak manyetik alanın değeri de o kadar fazla olur. Buradaki telden uzaklaştıkça ne olacaktır? Manyetik alanın değeri de düşecektir. Oluşan manyetik alanın yönü sağ el kuralıyla bulunur. Sağ el kuralını hemen bir öğrenelim sizlerle. Baş parmak akım yönüne konulduğunda Dört parmak bize manyetik alanın yönünü gösterir. Bakın burada gösteriyor aslında bize ne yapmış? Baş parmağı akım yönünde koymuş. Daha sonrasında bakın böyle dört tane parmağımızı şöyle teli sardırmak suretiyle kapattığımızda ne oluyor? Bakın dört tane parmağımın yönünde burada ne olacaktır? Bir manyetik alan oluşacaktır. Mesela şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada bir iletken tel var. Bu iletken telin üzerinden yukarıya doğru bir akım akıyor. Biz mesela sağ taraftaki manyetik alanın yönünü görmek istiyorsak baş parmak hemen şöyle akım yönünde konulur. Dört tane parmağı manyetik alanı sorguladığın yere doğru koyarsın. Parmakları kıvırdığımızda bakın sayfa düzleminden içeriye doğru bir manyetik alan var sağ tarafta. Sayfa düzleminden dik ve içeriye doğru çarpı şeklinde gösterilir. Baş parmağımızı bakın böyle akım yönüne koyup biz sol taraftaki manyetik alanı merak ediyorsak da dört tane parmağımızı sol tarafa doğru çevireceğiz. Parmakları kıvırdığımızda kırdık. Parmaklar nereyi gösteriyor? Sayfa düzleminden dışarı, değil mi? Sayfa düzleminden dışarıya doğru olan ise nokta şeklinde gösterilir. Bakın mantığı da bunların şu şekilde anlatayım ben size. Bir kızıl derili okunu düşünün. Arkasında değil mi böyle çarpı şeklinde püsküller vardır. Ok böyle sizden uzaklaşıyorken, yani sayfa düzleminden içeriye doğru giriyorken arka taraftaki bu çarpı püskülü görürsün. Ancak ok sana doğru geliyorken nokta şeklinde görürsün o yüzden sayfa düzleminden içeriye doğru olan bir vektör çarpı şeklinde gösterilir. Sayfa düzleminden dışarıya doğru olan bir vektör nokta şeklinde gösterilir. Burada sağ el kuralı ile alakalı olarak yönü ile alakalı olarak bir soru karşınıza çıkabilir. Buraya da çok dikkat etmeyi unutmuyoruz. Şimdi konuyu pekiştirmek için hemen karşımıza bir soru çıkıyor. İçerisinden i1, i2 ve i3 akımları geçirilen iletken tellerden eşit uzaklıktaki k, l ve m noktalarındaki manyetik alan şiddetli büyüklükleri BK, BL ve BM'dir diyor. İletken tellerden geçen akımlar arasındaki ilişki bize verilmiş. Buna göre diyor manyetik alanları kıyaslayın. Şimdi buraya bakalım biz manyetik alanı nasıl kıyaslıyorduk? Bir iletken tel var. Öyle değil mi? Bakın şurada hemen Biraz önce öğrendiklerimizi hemen pekiştirelim. Burada bir iletken tel var. Bu iletken telin üzerinden i kadar akım geçiyor. Etrafında ne olacaktı? Manyetik alan oluşacaktı. Öyle değil mi? Bakın bu iletken tel üzerinden ne kadar çok akım geçerse manyetik alanda nedir? O kadar fazladır. Ve bir de uzaklıkla ters orantılı bu. Aralarındaki mesafe yani manyetik alanı sorguladığımız mesafe tele ne kadar yakın olursa manyetik alanda o kadar fazla olacaktır. Şimdi hemen kıyaslamaya geçelim bakın. Buraya baktığımızda mesela ben şekil 1 ve şekil 3'ü kıyaslamak istiyorum öncelikle. Çünkü şekil 1 ve şekil 3'de mesafeler aynı. O zaman benim neye bakmam lazım? Akıma bakmam lazım. 1 ve 3 arasında Akım olarak fazla olan kim? 3. O yüzden ne diyeceğim hemen? B3 büyüktür B1'den diye bu sıralamayı hemen gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında bakalım bir neyleri kıyaslayabiliriz? İlk önce B3 büyüktür B1 dedik. Burada akımın en fazla olduğu kimdir? 3 numara öyle değil mi? Bakıyorum bak üzerinden akım geçen en fazla akım geçen 3 numara. Mesafesi de diğerlerine göre değil mi daha küçük. Bir tanesiyle aynı ama o akım olarak daha büyük olduğu için B3'ün B1'den daha fazla olduğunu söylemiştik. Şimdi 3'ü 2 ile kıyaslayacak olursam ne söyleyebilirim ben? 3'ün hem akımı fazla hem mesafesi düşük o yüzden 3 2'den de büyüktür. Yani B3 büyüktür B2 şeklinde yazabilirim. Yani burada şampiyon kim? B3. B3 herkesten büyüktür. Şimdi neyi merak ediyoruz biz? 1 ve 2 arasındaki kıyaslamayı merak ediyoruz değil mi? 1 ve 2'ye baktığımızda 1 numara akım olarak daha büyük. Birdeki akım ikiye göre daha büyük. E, mesafe olarak da daha küçük. Bu yüzden aslanlar gibi biz B1 büyüktür B2 yazabiliriz. Yani benim sıralamam ne olacaktır? Hemen B3, B1, B2 şeklinde yazarız. Yani düz bir telin etrafında oluşan manyetik alan akımla doğru orantılıdır. Aradaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Yani mesafe Küçük olursa manyetik alan fazladır. Akım fazla olursa manyetik alan fazladır. Buna göre bu sorumuzu çözmüş olduk. Şimdi yüksek gerilim hatlarından bahsetmek istiyorum. Yüksek gerilim hatlarında yüksek gerilim hatları ile trafoların etrafında çok şiddetli bir manyetik alan oluşur. Oluşan bu manyetik alan canlıların sağlığını olumsuz etkiler. Neden? Çünkü buraya baktığımızda yüksek gerilim hatlarında bakın bu tellerin içerisinde ne var? Elektrik akımı var. Bu tellerin içerisinde elektrik akımı olduğu zaman ne oluyordu? Etrafında manyetik alan oluşuyordu öyle değil mi? Ve şu anda yüksek gerilim hattı diyorsun. Buradaki manyetik alan çok ciddi bir şekilde fazla. Bu yüzden... Bu etkilerde iki önemli faktör var. Bulunan noktada meydana gelen manyetik alanın büyüklüğü ve manyetik alana maruz kalma süresi. Burada manyetik alana çok fazla maruz kalırsak çok ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalırız. O yüzden yüksek gerilim hatlarına dikkat ediyoruz ve buralarda çalışan bir personelsek de mutlaka tedbirimizi, önlemimizi alıyoruz. Bobin yani elektromıknatıs hemen bundan bahsedelim. Bobin merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü nelerle orantılıdır bunlardan bahsetmiş. Ancak öncesinde biz bobini bir tanıyalım. Elektromıknatısı bir tanıyalım. Elimizde bir silindir var. Bu silindiri şöyle bu kalem olarak düşünebilirsiniz. Biz bunun etrafına tel sarıyoruz. Telimizi böyle güzel güzel kalemimizin etrafına sardık. Daha sonrasında bunu da bir pile bağladık. Pile bağladığımızda ne olacaktır? Bu telin üzerinden akım geçecek. Telin üzerinden akım geçerse ne olur? Bu bobinin etrafında manyetik alan oluşur öyle değil mi? Şimdi bu manyetik alanla ilgili konuşacağız. Hemen buraya bakalım. İlk önce akım yönümüzü belirleyelim. Akımımızın yönü nedir? Artıdan eksiye doğrudur her zaman. Yani elektrik akımı i kadar buradan çıkacak. Daha sonra elektrik akımı buradan böyle yukarıya doğru. Bakın arkadan böyle geldi. Tekrardan yukarı doğru yukarı doğru burada elektrik akımımızı telden yukarıya doğru olacak şekilde göstereceğiz. Peki burada oluşan manyetik alan ne yaparsak artar ya da ne yaparsak azalır bunlardan bahsedelim. Bir kere akım ile doğru orantılıdır. Akım artarsa ne olur? Burada oluşan manyetik alanın büyüklüğü de ne olacaktır? Artacaktır. Daha sonrasında bobinin uzunluğu ile ters orantılıdır. Çünkü bobin ne kadar uzun olursa oluşan manyetik alanın değeri de o kadar düşer. Sarım sayısı ile kesinlikle doğru orantılıdır. Burada biz ne kadar sık sık birbirine telleri sararsak ne olacaktır? Manyetik alanın büyüklüğü de artacaktır. Özetle Bobinin yani silindirin etrafına biz bakır telimizi sardık ve daha sonrasında bunu pile bağladık. Pile bağladığımızda üzerinden akım geçer. Telin üzerinden akım geçtiğinde etrafında bir manyetik alan oluşacak. Yani bu adam bir mıknatıs görevi görecek. Peki buradaki bobin yani elektromıknatıs bir mıknatıs görevi görüyorsa bunun kutupları nedir? Hemen bundan bahsedelim. Kutuplarını birlikte belirleyelim. Tabii ki de burada yine sağ el kuralını kullanacağız. Sağ el kuralı bizim manyetik alanın yönünü belirlemekte kullanacağımız çok önemli bir kural. Sağ el kuralına göre burada bizim dört tane parmağımız neyi temsil edecek? Akımı. Burada baş parmak ise bize neyi gösterecek? Manyetik alanın yönünü. Bakın burada yazdığımız sağ el kuralı bir önceki sayfada gördüğümüz sağ el kuralından farklı. Yani bizim çubuğumuz düz bir çubuk olursa baş parmak akım dört tane parmakta manyetik alanın yönünü gösterir. Ancak biz bu çubuğu ya da bu düz teli sarmaya başlarsak o zaman sağ el kuralı da ne oluyor? Tam tersi oluyor. Bu sefer dört parmak akım, baş parmak ise manyetik alanın yönünü gösterir. Hemen burada sağ el kuralını uygulayalım. Dört tane parmağımız akım yönünde, baş parmak ise manyetik alan yönünde. Bakın oldukça basit. Görebiliyor değil mi herkes? Şöyle bakın. Dört tane parmağımı akım yönünde koyuyorum. Baş parmak nereyi gösteriyor? Sol taraf öyle değil mi? Yani buradaki manyetik alanımızın yönü ne tarafa doğruymuş? Şöyle sol tarafa doğru olacak şekilde bir manyetik alanımız var. Manyetik alanın yönü sorulursa da sağ taraftan sol tarafa diye bunu söyleyebiliriz. Şimdi karşımıza bir soru çıktı. Hemen bu sorumuza bakalım bir. Bir bobin tavana iple asılı demir bilyeye yaklaştırıldığında demir bilye şekildeki gibi dengede kalıyor. Bakın demir bilye niye böyle dengede kalıyor? Demir bilyenin başlangıçtaki denge konumu bak şu şekildeydi. Kesikli çizgilerle gösterilen doğrultudaydı demir bilye. Yani böyle dikine dengede duruyordu. Daha sonrasında demir bilyenin böyle sol tarafa doğru hareket ettiğini görüyoruz. Demir bilye burada niye sol tarafa doğru hareket eder? Çünkü şu anda bizim bobinimiz bir mıknatıs görevi görüyor. Bobinimiz mizin şu anda bir manyetik alanı var öyle değil mi? Çünkü bobin demek ne demektir? Etrafına tel sarılmış bir silindir ve bu etrafına tel sarılmış silindiri biz ne yapıyoruz? Bir pile bağlıyoruz pile bağladığımızda üzerinden akım geçen bir tel var şu an. Yani bunun etrafında bir manyetik alan var. Bobin şu anda bir mıknatıs görevi görüyor. O yüzden bobinimiz şu anda bir mıknatıs. E burada mıknatıs varsa demir bilyeyi ne yapar? Kendisine doğru çeker öyle değil mi? Burada bize diyor ki alfa açısının artması için ne yapalım diyor. Yani buradaki demir bilyeyi daha kuvvetli bir şekilde çekmemiz için neler yapmamız gerekir? Bunları konuşalım diyor. Demir bilyeyi daha kuvvetli bir şekilde çekmek istiyorsak bir kere buradaki manyetik alanın değerini arttırmamız gerekir. Bobinin sarım sayısını arttırmak. Evet bobinin sarım sayısını arttırmak manyetik alanın büyüklüğünü arttırır. Bir önceki sayfada görmüştük bunu. Daha sonrasında üreticin gerilimini arttırmak. Şimdi burada düşünelim bir. Üreticin gerilimini arttırırsak ne olur? V eşittir i çarpı r diye bir denklem var. Bizim belki de çok çok sıkıldığımız bir denklem. Çünkü 10. sınıfa başladığımızdan beri neredeyse bu vır denklemini görüyoruz öyle değil mi? Burada üretecin gerilimini arttırırsak biz akım ne olacaktır? Akım da artacak. E akım artarsa manyetik alan artar mı? Artar. O zaman bu demir bilye daha güzel çekilir mi? Çekilir. Alfa açısının da arttığını görürüz. Yani üretecin gerilimini arttırmak olur. Peki direnç değerini arttırmak olur mu? Hemen yine yazalım. Üşenmeyelim. V eşittir i çarpı r yazdık. Öyle değil mi? V eşittir i çarpı r yazdığımızda biz direncin değerini arttırırsak yani akıma karşı gösterilen zorluk artarsa ne olacaktır burada? akımın değeri düşecektir değil mi? Akımın değeri düşerse bobinin etrafında oluşan manyetik alanda düşer. Manyetik alan düşerse demir bilye biraz daha böyle geriye doğru gider. Yani alfa açısı ne olur? Biraz daha küçük olur. Biz bunu istemiyoruz. Bu yüzden 3 numaralı öncül nedir? Yanlıştır. Neler yapabiliriz biz? 1 ve 2 numarayı yaparsak buradaki manyetik alanı arttırırız. Manyetik alanı arttırdığımız için de demir bilye biraz daha bobine doğru yaklaşır ve alfa açısının arttığını rahatlıkla burada görebiliriz akım ve manyetik alanla ilgili devam ediyoruz dünyanın manyetik alanının sonuçlarından bahsedeceğiz ancak dünyanın manyetik alanının sonuçlarından bahsetmeden önce bizim bu e, akım ve manyetik alanla ilgili küçük hemen bir tekrar daha yapmamız gerekiyor burada şöyle tekrardan anlatayım size üzerinden akım geçen bir tel var etrafında manyetik alan oluşur. Oluşan manyetik alan B harfi ile gösterilir. Ve bakın şöyle yazabilirsin bak. Oluşan manyetik alan akımla doğru orantılı, mesafe ile ters orantılı. Bak şöyle karşılıklı oldu mu ne yapıyorduk biz zaten? Doğru orantılı diyorduk. Oluşan akımla doğru orantılı, mesafe ile ters orantılı bunları unutmayalım. Düz bir tel olduğunda sağ el kuralını nasıl yazıyorduk? Buraya da sağ el kuralı diyelim. Sağ el kuralında bizim baş parmağımız akım yönüne koyulur. Geriye kalan 4 tane parmak da bize ne yapar? Manyetik alanın yönünü gösterir gençler. Bakın bu düstel için geçerli. Ancak elimizde bir düstel yoksa ne oluyordu? Sağ el kuralı düstel olmadığında yani sarılmaya başlandığında tam tersi oluyor. Bu sefer bizim dört tane parmağımız akımı gösterir. Baş parmak ise neyi gösterecektir bize? Manyetik alanın yönünü gösterecektir. Şimdi kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra akım ve manyetik alanla ilgili hemen dünyanın manyetik alanının sonuçlarına bir bakalım. Çok çok önemli çünkü yaşadığımız gezegen bizim dev bir mıknatıs görevi görüyor. Hemen bundan bahsedelim. Dünyanın merkezindeki eriyik halde bulunan demirin hareket etmesi sonucunda kuzey güney doğrultusunda manyetik alan meydana gelir. Bu durum dünyanın dev bir mıknatıs gibi davranmasına neden olur. Yani dünyanın merkezinde erimiş halde bulunan demir Dünyanın kocaman bir mıknatıs gibi davranmasına yol açıyor. Dünyayı güneş rüzgarlarından, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıklardan ve radyasyondan koruyor bu dünyanın manyetik alanı. Bakın burada Görselde çok iyi bir şekilde görüyoruz aslında. Bakın burada dünyanın etrafında oluşan mavi ile gösterilmiş manyetik alan çizgilerini görüyoruz öyle değil mi? Bakın bu manyetik alan çizgileri güneş rüzgarlarından ve yüksek enerjili parçacıklardan bizi radyasyondan koruyor. Bizim için çok çok önemli kutup ışınları yani auroralar doğal ışımaların meydana gelmesi sonucunda oluşur. Bu da yine dünyanın manyetik alanının bir sonucudur. Bakın burada gösterilmeye çalışıldı size bir görsel yardımıyla. Kutup ışınları yazıp Google'a daha etkileyici görselleri görebilirsiniz. Bu tamamen güneşten gelen ışınların dünyanın manyetik alanıyla etkileşmesi sonucunda oluşmuştur. Çok mükemmel bir görseldir. Hatta burada balayında Çiftler buraya giderler ve birbirinden romantik resimler çekilirler. Yön bulma konusunda insanlara ve bazı canlılara kolaylık sağlar. Manyetik alan sonucunda biz mıknatısı kullanarak ne yapabiliyoruz? Yönümüzü bulabiliyoruz, değil mi? Veya göçmen kuşlar dünyanın manyetik alanı sonucunda yönlerini buluyorlar. Dünyanın merkezinde erimiş halde bulunan demir dünyanın dev bir mıknatıs gibi davranmasını sağlıyor ve bu da bizim günlük hayatımızda birçok noktada işimizi kolaylaştıran bir faktör. Şimdi Konu biterken neleri öğrendik? Hemen bunları bir tekrar edelim. Mıknatısın özelliklerini öğrendik, değil mi? Mıknatıs neydi? Demir, nikel, kobalt gibi cisimleri çekmeye yarayan maddelere biz mıknatıs diyoruz. Ve mıknatısın kutupları vardı. Bu kutupları mıknatısın mıknatıslık özelliğini en çok gösterdiği bölgedir. Manyetik alan çizgileri vardır mıknatısın. Yani mıknatısın etrafına bir demir tozu döküldüğünde demir tozları düzenli bir görünüm alır. Bu da bize manyetik alanın varlığını gösterir ve manyetik alan çizgileri her zaman bakın buraya da tekrar çizmek istiyorum. N'den nedir dışarıya doğrudur. S'nin ise içerisine girecek şekilde burada manyetik alan çizgileri gösterilir. Pusula Tamamen manyetizma sonucunda elde edilmiş bizim yön bulmamızı sağlayan bir araçtır. Akım ve manyetik alan arasındaki etkileşim. Akım geçen bir telin üzerinde manyetik alan oluşur. Yani bu manyetik alan ne yapabilir? Demir, nikel, kobalt gibi cisimleri hareketlendirir, pusulayı hareketlendirir. Yani üzerinden akım geçen bir tel varsa etrafında manyetik alan oluştuğunu söyleyebiliriz. Elektromıknatıs teli bir Silindirin etrafına sararsak ve akım geçirirsek yine etrafında manyetik alan oluşur. Yani mıknatıs görevi görür. Ve son olarak dünyanın manyetik alanı ve sonuçlarından bahsettik. Konumuz biterken bakın çok çok önemli, çok çok kıymetli bilgileri öğrenmiş olduk. Şimdi Ödüllü soruyla sizleri baş başa bırakıyorum. Mutlaka yorumlara ödüllü sorunun cevabını yazmayı unutmayın. Yorumları tek tek okuyorum. Sizin görüşleriniz bizler için çok çok önemli. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı mutlaka unutmuyoruz. Dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.